Genellikle gelecekte geçen, otoriter yönetimler tarafından yönetilen toplumları veya kıyamet sonrası senaryoları anlatan, çoğunlukla karanlık atmosferde geçen filmleri bilirsiniz. İzleyince hayatımızın aslında o kadar da kötü olmadığını düşündürten kurgular distopya filmleridir. Distopya, ideal dünya düzenini anlatan ütopya kavramının antitezi anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Kaynak kıtlığı, totaliter yönetimler ve toplumsal ayrışmalar gibi sorunların olduğu dünyada geçen distopik filmler, toplumun sorunlarını, olası tehlikeleri ve o düzene aykırı insanların sorunlarını anlatır. Tarihteki ilk distopik kurgu olarak gösterilen, 1927 yılında yayınlanan Metropolis filmiyle distopya filmleri furyasının önü açılmıştır. Bu videoda A Clockwork Orange, 12 Monkeys, V for Vendetta gibi bu türün mihenk taşları olan filmler yerine distopya filmlerine karşı ilginizi arttıracak fakat az bilinen kaliteli filmlerden bahsedeceğiz. Aşk bir seçim midir? Hak ettiği değeri görmeyen 2015 yılında vizyona giren The Lobster, distopya filmi için toplumsal baskıları çok iyi anlatırken aynı zamanda fantastik ögeleri çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Film, yakın bir gelecekte bekar insanların bir otelde kalmak zorunda olduğu bir dünyada geçiyor. Eğer bir kişi belirli bir süre içinde bir partner bulamazsa bir hayvana dönüşmek zorundadır. Bu nedenle insanlar hayatlarının aşkını bulmak için baskı altında zamanla yarışır. The Lobster, aşk ilişkilerine, toplumdaki baskılara ve toplumsal normlara eleştirel bir dille yaklaşmaktadır. Bireylerin özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu yüzümüze tokat gibi vurmaktadır. Filmin yönetmeni ve yazarı olan Yorgos Lanthimos, yazdığı diyaloglarla soğuk, tuhaf ve absürt bir hava oluşturmuştur. Colin Farrell ve Rachel Weisz'in başarılı performansları ve distopik kurgunun yaratıcı örneklerinden biri olmasıyla The Lobster çok daha konuşulmayı kesinlikle hak ediyor. Diğer az bilinen filmimiz Truman Show, In Time gibi popüler distopik yapımların yönetmeni Andrew Niccol'un 1997 yapımı filmi Gattaca. Genetik manipülasyonun egemen olduğu bir gelecekte geçmekte olan Gattaca, Vincent Freeman adlı bir karakterin perspektifinden anlatılır. Vincent, genetik olarak mükemmel insanların ayrıcalıklı olduğu bir toplumda, genetik açıdan kusurlu bir şekilde doğmuştur. Bu yüzden Vincent, hayalini gerçekleştirmek ve uzaya seyahat eden elit bir uzay programına katılmak için genetik olarak mükemmel bir adamın kimliğini çalmaya karar verir. Gattaca, kader kavramını distopik dünyada tartışmaktadır. Ayrıca film, distopik kurguların baş konularından olan toplumsal sınıflandırmayı, toplumdan farklı olan bir karakterin benliğinden aktarmaktadır. Gattaca'nın Uma Thurman, Ethan Hawke ve Jude Law gibi mükemmel oyuncuları barındırması, başarılı hikaye aktarımıyla izlenmesi gereken distopya filmlerinden birisidir. Distopya filmlerinin başlarında gelen Matrix ise, gerek atmosferi, gerek aksiyon sahneleri açısından çok benzeyen bir diğer az bilinen distopya filmimiz Equilibrium. 2002 yılında yayınlanan Equilibrium, Totalitarian Birlik adı verilen diktatörlük tarafından yönetilen bir toplumda geçer. Bu toplumda duygusal tepkilerin kontrol altına alındığı ve kitap, müzik, sanat gibi duygu uyandırıcı unsurların yasaklandığı bir düzen sağlanmıştır. Christian Bale'ın oynadığı baş karakterimiz John Preston, duygularını bastırmak için verilen bir ilacı alarak toplum normlarına uyan bir askerdir. Ancak bir dizi olay sonucunda duygusal bir uyanış yaşayan Preston, sisteme karşı gelerek direnişe katılır. Bu süreçte Preston, insan doğasının duygusal boyutunun önemini keşfeder ve toplumun hislerden yoksun bir şekilde yaşamasının gerçek bir yaşam olmadığını anlar. Film, insani duyguların ve özgürlüğün önemini çarpıcı şekilde anlatır. Distopik dünyada geçen bilim kurgu filmi olan Equilibrium, filmin yönetmeni olan Kurt Wimmer'ın diğer filmlerinden alışık olduğumuz gibi bolca aksiyon sahnesi bulundurmaktadır. Diğer önerdiğimiz filmlerden farklı olarak bilim kurgu havasında ilerlemeyen, kıyamet sonrası senaryosu anlatan filmimiz 2009 yapımı The Road. Film, dünyayı büyük bir felaketin vurduğu ve insanlığın neredeyse tamamen yok olduğu gelecekte bir baba ve oğlunun hayatta kalmak için zorlu bir yolculuğa çıkmalarını anlatır. İsmi belirtilmeyen baba ve oğlun, doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği veya belirsiz bir felaket sonucunda yıkılan bir dünyada hayatta kalma mücadelesi vardır. Film, bu çorak ve tehlikeli ortamda baba ve oğul arasındaki bağ, insanlık değerleri, ahlaki çelişkiler ve umut gibi temalar etrafında gelişir. Yine Viggo Mortensen, Charlize Theron gibi güçlü kadroya sahip olan
başarılı yönetmen John Hillcoat tarafından çekilen The Road, kesinlikle izlenmesi gereken başarılı bir distopya filmidir. Gerektiği değeri görmeyen kaliteli distopya filmlerini derledik. Siz de filmler hakkındaki görüşlerinizi veya beğendiğiniz distopya filmlerini yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve Filtre Sinema'ya abone olmayı unutmayın.